emekli olduğumuz için gelirimiz sınırlı. Dolayısıyla doğalgaz, elektrik ve su ve benzeri giderler bütçemizi sarsıyor. Yani gelen zamlar, hayat pahalılığı, ondan sonra işte bu mevcut ekonomik durum hepimizi rahatsız ediyor. Bu iktidardan kaynaklandığını düşünüyorum. Bu iktidar değişmeden bu sorunların giderilebileceğine inanmıyorum. Vatan, ilk önce memleket, vatan, zam önemli değil. Doğru, sizi etkiliyor mu zamlar? Etkilemiyor. Etkilemiyor. Aç dururuk vatan, vatan sağ olsun. Doğalgaza %35 geldi. Zaten faturaları biz doğru dürüst ödeyemiyoruz. Artık bu saatten sonra ne ödeyeceğiz onu da bilmiyoruz. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Her gün bizim omuzlarımıza yük onlarca kilo geliyor. Eğildik daha zemine çakıldık. Daha ne yapacağız ne edeceğiz bilemiyoruz ama yani bu ülke gerçekten, ben inşaatçıyım. Arkadaşlarım da inşaatçıyım. İnşaat sistemi şu anda zaten durmuş. Yani inşaatta çalışan 20 yıllık kalifiyeli elemanlar artık asgari ücrete yakın maaş alıyor. Dolayısıyla kimse çalışmak istemiyor. Ve ülkede gerçekten çok ciddi bir adaletsiz gelir dağılımı var. Liyakatsizlik mevcut. Dolayısıyla nereye gideceğimizi, benim 10 yaşında kızım var, geleceğinden endişe ediyorum artık. Yani bu ülkede adalet sisteminin oturması gerekiyor. Bir çek sistemin oturması gerekiyor. Artık ülkede sistem denen hiçbir şey kalmamış. Gerçekten insanlarımız aç. Asgari ücret zaten kurtarmıyor. Hiçbir şeyi kurtarmıyor kardeşim. Ne yapalım, ne edelim biz bilmiyoruz. Nereye gidelim? Başka ülkemiz de yok. Başka ülkemiz de yok. Bir yere mi gidelim? Ne yapalım? Yurt dışına iş için gitmeye bakıyoruz, gidemiyoruz. Yani şu anda ülke deseler ki yurt dışına gidilecek. Ya ülkede adam kalmaz, kaçar bu ülkeden. Niye? İş gücü olacak. Para yok. Kimsede para yok. Ya perişan ettiler bizi. Bundan daha kötüsü ne olabilir? Ona zam, buna zam. Memleket zamdan baş geçilmiyor. Etkilemez mi? Başka ne söyleyeyim? Almanya'da yani geçim daha iyi. Yani evet. Her istediğini alıyor musun orada? Her istediğimi. Ya öğrenciysen çalışman lazım. O zaman yani alırsın. Ekonomiye bakarak Türkiye'deki ekonomi mi Almanya'daki ekonomi? Almanya'daki ekonomi. Evet. Yani ben orada da yaşıyorum. Buraya geliyorum. Daha çok para alıyorum burada. Orayı bozuyorum. Türk lirası alıyorum. Benim için tabii daha iyi ama buradaki insanlar daha her şey pahalı. Yani bizim orada da pahalı oluyor diyelim. Diyelim mazot. Benzine, mazota pahalılık geldi. Burada geldi. Biz Almanya'da da geldi. Ama buradaki için daha zor. Bizim için de oradaki zor ama burada daha zor. Vallahi Türkiye'deki fiyat artışları bütün dünyada var. Ben Almanya'da kalıyorum. Karadenizler Derneği Başkanlığı yapıyorum. Bunu %100 söylüyorum size gönülden. Biz Almanya'da benzine %100 zam. Elektriğe %100 zam ve yaktığımız gaza da %60 zam geldi. Ve şu anda Almanya'da raflarda yağ bulamıyoruz. Zeytinyağı, tuvalet kağıdı, un bulamıyoruz. Raflarda yok. Yani bu dünyanın gündeminde olan bir problem, sadece Türkiye'de değil. Etkiler tabii. Ne gibi etkiliyor mesela? Benim aldığım maaş 2800 lira maaş. Sabit geliri etkilemez mi yani? Etkilemez mi yani? Bunu daha sorması mı olur ya? Sabit gelirli adam. Geliri gideri belli. Gelen zamın farkını nereden alacak? Hırsızlık mı yapacak? Nereden alması lazım? Demek ki etkiliyor. Hani öyle. Yani emekli maaşı yetmiyor diyorsunuz. Öyle mi? Abim yeter mi ya? Böyle bir şey var mı? Sabit gelirden bahsediyor yani. Yani. Nasıl yetsin ya? Nasıl yetsin? Ben emekliyim. Ben emekliyim. Doğalgaza, elektriğe zam geldiği zaman beni yani haydi haydi etkiliyor. Sağdan geçinemiyoruz. Bir de onlara zam üstelik iyice yaşam sıkıntımızı şeye sokuyor, zora sokuyor. Doğalgaza zam geldiği maaşı yettiremiyoruz. Başka çare yok yani. Ucuz atması lazım. Maaş yetmiyor mu size? Maaş da yetmiyor. Bu pahalılıkta yetmiyor. Pahalı, her şey pahalı. Peynir derler, kara kapanında bulunur. Lüks doğalgaz, biz önceki yaşadıklarımızı da biliyoruz. Odunu, kömürü de uğraştıklarımızı. Şimdi hem doğalgazla yaşayacağız, hem de para ucuz olacak. Keşke öyle bir şey olsa, buna dövizden alıyoruz biz. Bir, iki. Hani ya bak, dün bağırıyorlar mesela eskiden. Şimdi yaz geldi, doğalgaz bayağı düşecek. Ama eskiden olsa mutfakta yine yanıyordu tüp.
banyoda yanıyordu. Dünyaya para veriyorduk. Şimdi düşecek ne kadar? Sıfır önerdi. Sıfıra yakın düşecek. 50 lira 100 lira. Ya, tabii ki herkesi etkiliyor zamlar. Ya şimdi baktığınız zaman ya bu zamlar aslında baktığınız zaman sanayiyi de etkileyecek, üreticiyi de etkileyecek, herkesi etkileyecek. Bu da tamamen halka yansıyacak, bize yansıyacak yani. Baktığın zaman ekmeğin fiyatı zamlanacak, her şeyin fiyatı zamlanacak. Baktığın zaman şimdi doğalgaz %44 zamlanmış elektrik üretimine, %50 sanayiye. Ya bu tamamen ve tamamen onlar da bize yansıtacaklar. Halk olarak biz mağdur olacağımızı düşünüyoruz yani. Tabii doğru bir şey değil ama inşallah bekliyoruz düşüş olmasını ama beklerken de habire çıkıyor yani. Mesela mazot, o bile öyle yani. Yıl içerisinde belki 4'e katladı fiyatı. Ama düşeceğinden ümidimiz var inşallah. Yani hükümetimiz bunu gale alır da hani bu hayat pahalılığı hakeza. Dolayısıyla ümitliyiz yani düşeceğinden. Hep böyle çıkacak diye de bir şey yok herhalde. Efendim bu son gelen zamlar bizi oldukça etkiliyor. Gelir gider dengelerimizi sarsıyor. Artık bu zamların bir an önce durmasını istiyoruz ya da yapılan zamlar kadar maaşlara zam yapılmasını istiyoruz. Aldığımızın üzerinde yaşam kalitemizin, ürünlere zam geldiği zaman yaşam kalitemiz düşüyor. Yani her şeyden kısmaya başlıyoruz. Onunla kısmından kıs, bakıyorsun kısacak bir şey kalmıyor. Artık yani bu zamları birileri bir dur desin. Daha kaliteli, daha refah bir yaşam istiyoruz. Herkes etkiliyor yani. Hele de biz emekliyiz ki etkilemez olur mu yani? Etkiliyor tabii ki. Yani bunun sonu yok. Sonu bir şekilde var. O da bu iktidar gitmediği müddetçe bunu bu vatandaş çekecek. Ha bu iktidarın da suçu değil. Muhalefetin. Şimdi diyeceksin yani niye muhalefet? Ya muhalefet sadece konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Biz zaten %30 zam gelmeden önce o doğalgazın parasını verecek güçte değildik zaten. Şimdi sadece doğalgaza %30 gelmedi ki. Şekere geldi. Marulun tanesi 20 lira ya. Öyle bir şey görülmüş mü? Marulun tanesi 20 lira. Domatesin kilosu 30 lira. Yani bu millet nasıl idare edecek? Bizi yöneten de ben düşünüyorum. Acaba hiç mi düşünmüyorlar? Hiç mi çevreye çıkıp da şu halkın durumunu sormuyorlar? Yani bu şartlarda asgari ücretle geçinen, emekli olan bundan nasıl geçinecekler ya? Nasıl bu parayı verecekler? İnsanın azıcık olsa bir vicdanı sızlamaz mı? Azıcık rahatsız olmaz mı? Yani şu anda millet aç geziyor ya. Ne alıp da yiyecek ya? Nasıl alıp yiyecek? Neden geçinecek bu yani? Sen şimdi 1000 lira doğalgaz parası vereceksin. 1000-1500 lira ev kirası vereceksin. Elektrik parası, telefon parası 4200 lira geçineceksin. Yahut da 2500 lira emekli parası geçineceksin. Ya bu olur mu? Akıl ve mantık bunu kabul eder mi Allah aşkına ya? Ya bu bizi idare edenler nerede yaşıyorlar? Hangi devlette yaşıyorlar? Başka nereyi görüyorlar bunlar yani? Ya bilmiyorum ben anlamıyorum yani. Şu anda tamamen zor durumda. Bundan ellerini vicdanına koysun da bu milletin durumunu düşünsün diye ki bu durumun ne durumda dedi. Bıraksınlar siyaseti, partiyi, reymi bıraksınlar ya. Allah aşkına olsun ya. Bunların hiçbir vicdan yok bunda da ya.